Verstappen ve Red Bull, Mercedes'in kazanması beklenen Amerika Grand Prix'sinde zafere ulaştı. Bahreyn, İspanya ve Fransa'dan sonra bir kez daha iki büyük takımın tutuştuğu muhteşem bir stratejik savaşı birlikte takip ettik. Mediamarkt'ın işbirliğinde Formula 1'e 1'de Amerika Grand Prix'sini beraber değerlendiriyoruz. İki yıllardan sonra Amerika'ya, Austin Texas'a Formula 1 geri döndü ve sezonun gerçekten en yoğun, belki de psikolojik anlamda en gergin yarışlarından birisini takip ettik. İstanbul'un ardından Mercedes'in Amerika'da üstün olması bekleniyordu ama ilk antrenmandan itibaren Red Bull aslında Mercedes sarayı kapattı ve cumartesi gününe geldiğimizde performans olarak baktığımızda öne çıkmayı başardı 0.2 sene civarında bir farkla. Tabi burada havanın beklenenden daha sıcak olması ki sene boyunca bunu gördük. Bu e, beklentinin üzerindeki sıcakta Mercedes'in arka lastiklerinin çok aşırı ısınmasının da önemli bir rolü vardı. Mercedes'in özellikle düzlüklerde çok hız kazanmasını sağlayan süspansiyon sistemi bir aslında e, şahane bir mühendislik uygulaması. Diğer takımlar da yapıyor ama Mercedes bunu daha fazla yapmaya başladı. Çok konuşuldu yarıştan önce. E, düzlüklerde otomobilin üzerindeki yükün artmasıyla beraber arka süspansiyonun iyice yere yaklaşması, difüzörün yere neredeyse değecek hale gelmesi ve çalışmayı durdurması. Böylece aslında otomobilin hem yere basma gücü hem de hava sürüklenmesinin çok azalması Mercedes'e büyük bir avantaj getiriyordu. Christian Horner ve Red Bull kampı bundan çok bahsetti. Legal mi değil mi diye ama sistem aslında son derece legal. Diğer takımlar da bunu yapıyor fakat Mercedes bunu biraz daha e, uç bir seviyeye taşımış vaziyette. Tabi burada önemli olan nokta şuydu. Ee, hani belli süratte belli aerodinamik yükte otomobilin arkası yere iyice oturuyor ve difüzörün çalışmasını engelliyorsunuz ama bunun yüksek hızlı virajlarda olmaması lazım. Yani çok ince bir ayar gerekiyor. Nerede ne zaman süspansiyon sisteminin o yükü üstüne alarak otomobili yere yaklaştıracağına dair. Bunu da Mercedes gerçekten İngiltere'deki aerodinamik güncellemeden sonra çok daha iyi yapar hale gelmişti. Dolayısıyla burada hem ilk sektördeki hızlı virajlarla hem de bir kilometre uzun e, arka düzlükle Mercedes'in üstün olması beklenen bir pistti ama öyle olmadı. Sıralama turları gerçekten çok çekişmeli ve keyifli oldu. Son bölümde e, Perez, Hamilton ve Verstappen üçü de ilk sırayı dönem dönem ele geçirdiler ama son gülen Verstappen e, oldu. Pole pozisyonunu yakaladı. Tur boyu bit ilk defa Mercedes cumartesi günü yenilmiş oldu Austin, Texas'ta ve son bölüme 5 takımdan toplamda 10 pilot kaldı. Mercedes, Red Bull, McLaren, Ferrari ve Alfa Tauri pilotlarını son bölümde gördük. Böylece karşımıza bir kez daha yan yana start alacak olan Verstappen ile Hamilton ikilisi çıkmış oldu. Ferrari'nin Sainz yumuşak lastikle Q2'yi geçse de McLaren'i mağlup etmesi önemliydi sıralama turlarında. Snow da Q3'e kalmayı başardı. Bu arada Vettel, Alonso ve Russell ile birlikte Bottas'ta güç ünitesi cezaları vardı. Mercedes'in e ciddi dayanıklık sorunları var. Şu ana kadar 8 Mercedes kullanan pilottan 6 tanesi ekstra güç ünitesi parçalarını taktı ve grid cezası aldı ki Bottas 6. işten yanmalı motorunu takmak zorunda kaldı ve 5 sıra ceza aldı burada. Amerika gerçekten Formula 1'i tam anlamıyla kucakladı. Belki 2019'dan boyuna Drive to Survive'ın etkisi de bunda konuşulan noktalardan bir tanesi olabilir. Toplamda organizatörün açıkladığına göre 400 bin seyirci gördüler hafta sonu. Bu Formula 1 tarihinin en kalabalık yarışı anlamına geliyordu. Tabii sıcak havada pazar günü yarışın nasıl koşulacağı merakla bekleniyordu. Açıkçası Red Bull'un daha hızlı bir görünüm sergilemesinin ardından Hamilton'ın yarışta e, galibiyeti kovalaması için tek şansı startı kazanmaktı ve 7 kez dünya şampiyonu bunu yapmayı başardı. Gayet iyi bir e, çekiş yakaladı ve Verstappen üzerine kapansa bile ee, otomobili içeri sokacak kadar çabuk imelendiği için de ilk virajı içeriden döndü ve liderliği yakaladı. Hemen birkaç saniye sonra Perez, Verstappen'i belki başka rakibi olsa zorlayıp geçebilirdi ama Verstappen'i zorlamadı. Verstappen'in ikinci sırada kalmasına izin verdi. İlk turdaki McLaren Federal çekişmesi gerçekten çok keyifliydi. Bir ara 3 pilotun yan yana geldiğini gördük. Ee, hakikaten hakikaten ee, yarışın başında çok heyecanlı anlar yaşattılar bizlere ve Hamilton'da Verstappen'in 16. kez bu sene tekerlek tekerleğe çıktıkları mücadelerde Hamilton inisiyatifi ele geçirdi. İlk bölümde Hamilton önde gidince arka lastiklerinin e, ısısını biraz daha kontrol edebildi çünkü öndeki otomobilden gelen sıcak ve türbülansı hava kendi üzerine gelmiyordu. Yani açık havada gitmenin avantajını kullandı Hamilton ama şu net şekilde gözüktü Verstappen Hamilton'ın peşini bırakmayacak ve Red Bull daha hızlıydı. Onun için Hamilton farkı açamadı. Açıkçası ilk turdan pitlerin başladığı döneme kadar Verstappen her an erken pitle öne geçecek kadar yakındı Hamilton'a karşı. Ki burada Red Bull aslında beklenenden daha erken bir pitle ilk zarı atmış oldu. 10. turda Verstappen'i içeriye çağırdılar. Neredeyse 46 turluk bir bölüm vardı önlerinde. Otomobilin deposu hala oldukça doluydu. E, Beklenti bir tutu soptu ama sanki bu aralıklar bayağı uzun olacak gibi gözüktü Red Bull Fersapen'i içeri çağırdığında Hatta Red Bull o kadar acele etti ki normalde Ricardo böyle löklerle arayı açıp hani pitten sonra bunların arkasına düşmeyecek mesafeyi bekleyebilirlerdi Bir 4-5 tur belki lazımdı ama bir an önce pis üstü pozisyonunu yakalamak için Hamilton'a karşı Verstappen'i Red Bull erkenden e, pite çağırdı Hem cesur hem de agresif bir deneme olduğunu söyleyebiliriz e, bu pit hamlesinin Yarışın sonuna doğru daha doğrusu bütün yarışı inceleyerek baktığımızda ortalama 1.2 saniyelik bir lastik avantajına ihtiyaç duyduğu pilotlar. Öndeki rakibini geçebilmek için yani pozisyon için yarışan birbirine denk ya da benzer performanslık otomobiller arasında en azından lastikle yaratılmış 1.2 saniye ihtiyaç vardı. Bu farkın tabi yarış boyunca pek oluştuğunu söyleyemeyiz. özellikle zirvedeki mücadele açısından baktığımızda. Fersepe'nin erken pit'e girmesi hemen e, pit'ten çıkar çıkmaz Ricardo'yu geçmek üzere e, çok agresif çıkış turları atması aslında onun yarışın ikinci bölümündeki kat edeceği mesafeyi e, azalttı çünkü Türkiye Grand Prix'te de bunu görmüştük e, Pirelli lastiklerini pit'ten çıkar çıkmaz deli gibi zorladığınızda. Ee, aslında ısı dengeli olarak artmıyor. Ve bu da lastiğin ömrünün azalmasına hem de performans kaybının daha erken yaşanmasına neden oluyor. Dolayısıyla Verstappen'in hemen Ricardo'ya geçmesi, devamında lökleri avlaması önemliydi ama bu agresif çıkışla beraber o ikinci bölümü, Verstappen'in ikinci bölümü yarıştaki ciddi şekilde ee, kısaldı. Tabii Verstappen e, içeriye girince bu kez Perez'le Red Bull Hamilton'a karşı bası kurmaya çalıştı. Bottas'ın cezası ile oyunun dışında olmasından dolayı Hamilton 2 Red Bull karşı tek başına mücadele etmek zorundaydı hem pist üzerinde hem de strateji ve pit duvarı hamleleri anlamında ve Hamilton'ın aslında önde daha uzun süre bir ilk bölüm atabileceğini tahmin eden Red Bull, Perez'i de hemen ardından pit'e aldı. Yani erken pitle Perez'in de Hamilton'ı geçebileceği bir Ortamı yaratmaya çalıştılar ki buradaki amaç Perez'in Hamilton'ın geçmesinden ziyade Hamilton'ı pite çekmekti. Bunu da başardılar gerçekten de. Çünkü normalde 5 saniye civarında bir aslında fark vardı. Şunu gördük ki Fersepe'nin pitten çıkış turu daha sonra yarışın ikinci bölümünde Hamilton'ın pitten çıkış turundan neredeyse 2.4 saniye daha hızlıydı. Yani Fersepe'nin ne kadar zorladığını Hamilton'ın ise tam tersine lastikleri o e, yavaş yavaş ideal kıvama getirip ısıtacak o yumuşak performansı verdiğini bu tur zamanı farkından aslında anlayabiliyoruz. İki şampiyonluk adayının pitleri tamamlandığında Verstappen 6.7 saniye öndeydi. Nitekim Hamilton az önce söylediğim gibi 3-4 tur çok fazla zorlamadı. Stabil gitti fark ama ondan sonra arayı kapamaya başladı Hamilton. Lastiklerini istediği seviyeye getirdikten sonra gazı daha da fazla kullanmaya başladı ve 10 tur civarında 28. tura doğru gelirken farkı 2.8 saniye kadar indirdi. Bu kez tablo tersine dönmüştü. Hamilton birkaç tur daha böyle devam ederse erken pitle pis süslü pozisyonu yakalayabilecek kadar farkı kapatmıştı. Bu tehdidi görünce Red Bull, Verstappen'i bir kez daha beklenenden daha erken, istenenden daha erken pite çağırdılar ve ikinci pit stopu yaptırdılar. Böyle olunca Verstappen önünde 27 turluk çok uzun bir bölüm kaldı. Yarışın bu ikinci bölümünde yani onlu turlarla 30'lu 30. tura gelene kadar ki bölüm arasında Hamilton Perez'i araya açtı ve Perez'i oyunun dışında bıraktı. Artık Red Bull'un Perez'i kullanma şansı kalmadı ee, ve kafa kafaya bir Ferstappen-Hamilton çekişmesi önümüze geldi. Hal böyle olunca e, Mercedes'in zaten Ferstappen ikinci piti erken yaptı ve o anda teorik olarak pis süslü pozisyonunu yine elinde tuttu. Bunun ardından Mercedes'in yapması gereken şey mümkün olduğu kadar bu... Hamilton'ın ikinci bölümünü uzatmak ve yarışın sonunda bir lastik avantajı sağlamaktı. Mercedes ise bunu yaptı. 8 tur daha Hamilton pistte kalıp turlamaya e, devam etti. Bu arada e, kritik bir gruba tur bindirirken ciddi saniyeler kaybetti Hamilton. Belki de yarışın sonuna etki eden bölümlerden birisidir. E, yukarıdan Sonada ve Stroll grubuna... Ee, yoğun bir trafik üzerinde tur bindirdikten sonra Hamilton pit'e geldi. Dolayısıyla Verstappen zaten bu grubun arkasındaydı. Aynı gruba yarış bitene kadar ikinci kez tur bindirmek gerekecekti Hamilton adına. Hamilton 37. turda Mercedes pit'i e aldı ve 11.5 saniye öndeydi. Yani çoktan Verstappen aslında liderliği cebine koymuştu. Pit çıkışında da 8.8 saniye fark gördük. Verstappen önde Hamilton ardında bir tablo ortaya çıktı. O noktadan sonra otomobillerin performansına ve lastik ömürlerine baktığımızda teorik olarak Hamilton'ın tur başına 0.7-0.8 saniye civarında bir avantajı olabilirdi yarışın kalan 3'te birlik bölümünde. Kalan tur sayısıyla bunu çarptığımızda Hamilton'ın normalde gelip Verstappen'i geçip kazanması lazım yarışa ama tabii işler o kadar kolay olmuyor. Çünkü pek çok başka faktör de işin içerisinde. Ee, burada önemli olan şey Hamilton'ın Verstappen'in arkasına geldiğinde hala tur başına az önce bahsettiğim bir saniyeden daha fazla performans farkının, lastik farkının kalmış olmasıydı. Onu çok ince bir dengede ayarlamak ve tutturmak gerekiyordu. Nitekim Hamilton yine e, ilk pitten sonra olduğu gibi ilk turlarda zorlamadı. Lastikleri önce istediği kıvama getirene kadar daha sakin gitti ve sonrasında gaza basmaya başladı. 40. turda ve 42. turda e, iki turda sadece e, yaklaşık 3.3 saniye Verstappen'den zaman almayı başardı Hamilton. Ve devamında yarım saniye yakın farklarla yavaş 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 arayı e, kapattı. Bu kez işler tersine dönmüştü. Ön tarafta lastiklerini saklamaya çalışan Verstappen'di. Arkadan daha agresif gelen isim Hamilton olarak e, gözüktü bu bölümünde. Aslında telsizden şunu duyduk yarışın kaderini son 3 tur belirleyecek. Gerçekten de o son 3 tura nasıl gideceğimizi büyük bir gerilimle, büyük bir heyecanla takip etmeye başladık. Son 7 turda 1.7 saniye fark vardı. Aslında Hamilton arayı istediği kadar çabuk kapattı ama tabii işin zor kısmı ondan sonra başlıyor bildiğiniz gibi. Çünkü öndeki otomobile 3 saniyeden daha fazla yaklaşmaya başladınız. Artık yere basma gücünü kaybetmeye başlıyorsunuz. Downforce kaybı başlıyor. Türbülansı ve sıcak hava otomobilin ee, aslında hem dengesini bozmaya başlıyor hem biraz daha hararet yükselmeye başlıyor. Onun içinde bu son kısmı kapatmak gerçekten çok zor olacaktı Hamilton için. Çok az az Hamilton farkı kapatabildi ve bir ara son iki tura girerken e, DRS ölçüm alanında değil ama mini sektörlerde ki 21 tane mini sektör vardı pistte 0.9 tane farkı gördük. Yani sanki arka kanadı kullanacak kadar yaklaşabilecekti Hamilton ama o turda Verstappen çok kritik bir şey yaptı. Belki de kalan son e, lastik parçalarıyla pistin ilk sektöründe mor derece çıkarttı. Yani yarışın en iyi ilk sektörünü attı. Böylece arka düzlüğe çıkarken sondan bir önceki turda Hamilton'ın DRS kullanmasını, arka kanadı açıp Verstappen'e e, yaklaşmasını ve belki son turda bir atak denemesini engellemiş oldu. Çok çok kritik bir sektör zamanı geldi sondan bir önceki turda. Hollandalı Verstappen'den. Ve aslında buradaki o son hamle Verstappen'e de yarış zaferini getirdi diyebiliriz. Ve normalde Mercedes'in ve Hamilton'ın muhtemelen kazanmayı hedeflediği bir yarıştan Verstappen zaferle ayrıldı. Hamilton eğer bu son turlardaki yakalamanlardan Verstappen'i e geçebilseydi bugün 2 puan farklı şampiyonada lider olacaktı. Ama şu anda 12 puan geride. Yani 14 puanlık bir stratejik savaştan ve bir e, satlançtan bahsediyoruz aslında yarış boyunca. Şu bir gerçek, Hamilton ile Fersapen'in bu seneki birbirlerine karşı olan savaşı ikisinin de seviyesini çok yukarıya çıkarttı. Gerçekten diğerlerine ayrı birlikte gidiyorlar. Her anlamda bir kapışma var. Teknik anlamda, takım yönetimleri anlamında, beyanlar anlamında, pis üstü mücadelesi anlamında, strateji anlamında e, ve müthiş bir sezonu izlemeye devam ediyoruz. Özetle Fersat çok çok kıymetli bir galibiyet geldi ki Hamilton'ın belki de bir defa daha motor değiştirmesi ve ceza alması söz konusu olabilir sene sonuna kadar. Perez yılın en iyi haftalarından birisini geçirdi. Ee, Red Bull'a çok yardım etti gerçekten de ee, ve çok net bir üçüncülük aldı ki yarış boyunca bu kadar sıcak bir havada bu kadar fiziksel açıdan pilotları zorlayan bir pistte içecek sistemini kullanmadan Perez ciddi e, fiziksel sıkıntıya rağmen ki midesinde de bir sorun varmış üçüncülüğü yakaladı ve podyumu e, gördüm. Podyuma Şekil O'Neil'in gelmesi çok e, gerçekten keyifli oldu. E, DJ Dizel olarak da bugünlerde tanınıyor. Dört kez NBA şampiyonu. Sokrates'teki bütün NBA meraklısı anlatan sevgili arkadaşlarıma selam edeyim buradan. Tam kendine yakışır bir araçla geldi. E, ama ...podium ortası ne işi vardı? Kimse bilmiyor. Yani Formula 1'de böyle bir prosedür yok. İşte 3 pilotun arasına birisi girsin, poz versin. Zaten Şekil O'Neil oraya girince bütün dengeleri de değiştirdi 2.16'lık boyuyla ama hakikaten hani Amerika'daki yarışa yakışır bir e, kupa getiren isim oldu diyebilirim. Arkalardan hiç bahsetmedik. Şarlökler hiç ekrana gelmeden şahane bir iş çıkardı gerçekten de. Ferrari'nin o hybrid sistem güncellemesiyle düzlüklerdeki hızı arttığı için e, sezonun ilk belki 3'te 2'lik bölümüne göre biraz daha fazla yere basma gücünü kullanabiliyor Ferrari. Böylece virajlarda da iyi olmaya başladılar. Onun için Lökler ekrana gelmedi ama bir kez daha bu otomobili yapılacağı yaptı. Geri kalanların en iyisi oldu. Bottas'ın cezası ile birlikte iki Red Bull ve bir Mercedes'in ardından dördüncü sırayı aldı. Hem Türkiye Grand Prix'sinde hem de en son Amerika yarışında da Lökler dördüncü olmuştu. Çok sağlam bir iş çıkarttı. Ricardo Monza'yı saymazsak yılın en iyi hafta sonunu burada geçirdi. Norris'i mağlup etti. Yarış boyunca Sainz'e karşı direndi. Tempoyu düşürmedi. Türkiye'deki moral bozukluğunun ihtiyacı olan iyi bir sonuç getirdi McLaren'e. 5. sırayı alarak. 43. turda Sainz'da tekerlek tekerleğe neredeyse bir savaş verdiler. Ve orada da gerçekten sert bir savunma yaptı Ricardo. Ama hani çok kural dışı bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla Ricardo için de iyi bir hafta sonu oldu. Bottas umduğu kadar çabuk yükselemedi ee, Amerika'da ama günün sonunda bir altıncılık geldi. Sainz'i sonlara doğru geçmeyi e, başardı. Sainz 7 sırada finiş gördü. Lando Norris tek ortada gözükmedi. Türkiye Grand Prix'si de öyle geçmişti. Ee, onun için hani bu hafta sonu Riccardo'nun net şekilde gerisinde kaldı ve sönük bir performansla 8 sırayı aldı. Sunoda Japon pilotta yılın en iyi haftalarından birisini geçirdi. Hem Q3'e kaldı hem devamında... Yani yarış içerisinde dirayetli bir savunma gösterdi zaman zaman ve 9. oldu ve önemli 2 puan getirdi en azından Alfa Tauri'ye. Ve Sebastian Vettel 4 kez dünya şampiyonu. Daha önce bu pistte kazanmış bir isim grid cezası almıştı yeni güç ünitesiyle. Aston Martin pilotu Aston Martin'in çok da iyi olmayan stratejisine rağmen iyi bir iş çıkarttı. Radikone'u kovalıyordu son turlarda. 2 eski takım arkadaşı, iki eski şampiyonun mücadelesinde Radikone'nin spin atması Vettel'e son puanı getirdi ama... E, Aston Martin'le 18 başlayıp 10 olmak gerçekten önemli bir başarı oldu Sebastian Vettel e, adına ve kimi rayukan sonlarda yaşlı kurt son galibiyetini burada almıştı. Belki de Formula 1 kariyerinin son puanı da olabilirdi bu. Kalan 5 yaşında ne gösterecek bilmiyoruz ama o puanı spin atarak kaçırmış oldu. Yarış içerisindeki Alonso Rayukan savaşı gerçekten çok keyifliydi. Tam bir yani 40 yaş üstü Diğerlo dedim. eee Yarış içerisinde de galiba böyle bir şey söylemiştim. Ee, şampiyonların tecrübesini konuştu. sert ve adil bir mücadeleydi. Tabi Ray Yukonen pist dışına çıktıktan sonra aslında geçmiş oldu. Hafif karbon fiber parçalarını da havada uçurdular falan ama gerçekten hem oradaki mücadele hem de devamındaki telsiz konuşmaları çok eğlenceliydi. Alonso ısrarla yerini geri istedi. FIA buna gerek yok dedi. Alain Perman Michael Masi ile e, böyle komik bir diyaloğa girdi. Hani pist dışından geçiş yapıyor musun? Yapamıyorsun. E, Raycon'a insan yapıyorsun. Hayır o zaman da yapamıyorsun. Ama yaptı. Bütün bu diyalog geçti. Ki Alonso o sinir bozukluğuyla Giovinazzi'yi belki de bir şeyleri göstermek için pist dışını zorlayarak geçmeye çalıştı. O ayrı bir tartışma çıkardı vesaire. Ama Alpin için gerçekten çok kötü bir hafta sonu olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda iki otomobilde de finişe gelemedi Fransız takımı. Mediamarkt'ın desteğiyle her hafta farklı bölümlerimiz de oluyor tabii ki. Haftanın istatistiklerine ee, bakalım bakalım. Verstappen ve Hamilton e, kariyerlerinde 24. kez ilk iki sırada finish'e gelmiş oldular. Ki Verstappen'in burada 7 kez kazandığını görüyoruz. 5 kez de Hamilton'ın önünde bu sene yarış galibiyeti elde etti. Red Bull 2013'den sonra ilk defa burada kazandı. Verstappen ilk defa kazandı Amerika'da. E, ve 8 yarış öncesinden sonra, Avusturya'dan sonra ilk defa bu kadar büyük bir e, puan farkını yakaladı Verstappen. 12 puan şu anda önde. Bu arada Honda da motor öğreticisi olarak 1991 Amerika Grand Prix'si Phoenix Arizona'daki unutulmaz yarışın ardından ilk defa Amerika'da zafere ulaştı ki nitekim Masashi Yamamoto da kupayı alan isimdi Honda adına. Şarlöckler dördüncünün abonesi oldu. Bir ara Fernando Alonso gridde beşincilikte aboneydi Ferrari'de hatırlarsınız. Lökler de bu sene altıncı kez dördüncü oldu. Sadece bir kez podyuma çıktı Lökler ama Sainz'ın bir kez daha önüne geçmiş oldu pilotlar şampiyonasına baktığımızda. Bu arada Hamilton daha önceki son 7-8 yarışın hepsinden daha fazla toplamda lider gitmeyi başardı. Perez 200. podyumunu getirdi Red Bull kampına ve 2017 Malezya-Japonya'dan sonra ilk defa iki yarış üst üste Red Bull 2 otomobille podyuma çıkmayı başardı. Ricardo son 4 yarışta 3. kez ilk 5 içerisinde finish gördü ve 33. kez üst üste yarış bitirdi Ricardo. Bu alandaki en uzun seriye sahip şu anda yarışan pilotlar arasında. Sainz da yine yarışı puan barajında bitirdi ve 6'da 6 yaptı Amerika'daki bütün yarışlarından puan çıkarttı. Yaz arasından sonra Suna da ilk defa puan aldı. Aston Martin'de Fetel iyi bir hafta sonunu tamamladı ve 4 yarış sonra puanla tanıştı ve Alpin eski adı Renault takımı da 2019 Almanya meşhur yarıştan sonra ilk defa iki otomobille birlikte finişe ulaşamadı. Meydan Aklı'nın işbirliğinde her hafta kazananları ve kaybedenleri de sizlerle paylaşıyoruz. Tabii kazananların başında Verstappen'i yazmak lazım. Hakikaten çok kritik bir zafer elde etti. Şampiyonun kaderini belirleyebilecek haftalardan birisiydi bu. Çünkü Mercedes ve Yamato'nun normalde kazanmayı hedeflediği bir yarıştı ama buradan çok önemli bir zaferle ayrıldı e, Lökler'den bahsettik. Ekrana gelmeyen ama kazananlardan birisi Lökler'di. el eldeki otomobille yine yapılacağı yaptı gerçekten de Monaco'lu sürücü. Ricardo ve Vettel onlar da bana göre kazananlar arasındaydı. Ricardo hakikaten iyi bir iş çıkarttı. E, arkasında Sainz tuttu. Norris zaten net şekilde mağlup etmişti. E, ve Sebastian Vettel de bu haftanın başarılı isimlerinden birisiydi. Kaybedenlere bakarsak Norris'ten bahsetmek lazım. İngiliz e, pilot Rusya'da kaçırdığı galibiyetten sonra Türkiye'de ve bu kez Amerika'da da yine hani beklentilerin altında kaldığı bir hafta sonunu e, geçirdi. Kimi Rayukonen bir başka kaybedendi. Son puanı e, yarışın son puanı son turlarda spin atarak kaçırdı. Belki lastikleri bitmişti ama e, netçeye bakarsak e, Rayukonen e, puanı veda etmiş oldu. Ve Alp'in takımı... Hem iki otomobille birden finish göremediler ki Alonso'nun arka kanında bir kırık olduğu ortaya çıktı. Ee, o konuda yarıştan çekildi mekanik problemle. Ee, ama bir yandan da hani zaten temposu Alpine'in düşüktü. Üzerine telsiz konuşmalar da belki yarışa renk katlar ama hiç ummadıkları kadar kötü bir hafta sonunu noktalamış oldular. Madem aklın işbirliğinde her hafta ilginç telsiz konuşmalarından da size bahsediyoruz. Bu haftaki en ilginç konuşma hiç şüphe yok ki Lewis Hamilton'ın takım patronu Toto Wolff olan... ...muhabbetiydi... ...Toto Wolff yarışın ortalarında... ...yarışı kazanmak için... ...yarışıyorsun dedi... E, ...Tersiz'den Hamilton'a... ...ve Hamilton'da bunu bana bırak kardeşim dedi patrona... E, ...ve hani... <laughs> gaybet doğru ...giderken pek rahatsız edilmek istemediği mesajını verdi... E, ...ama bu mesajın sonunda beklenen galibiyet... ...Mercedes cephesine gelmedi... ...toparlarsak aslında... E, ...hani sezonun... ...en e, gergin yarışlarından birisi olduğu... E, çok yoğun bir psikolojik savaş vardı. Hamilton zamanında gelebilecek mi? Fersepe'nin arkasına gelirse geçebilecek mi? Fark kapatabilecek mi? Daha önce dediğim gibi Bahreyn'de, İspanya'da ve Fransa'da buna benzer çekişmeyi gördük. Yine o gerilimle tabi tabii sezonun sonuna doğru ilerledikçe her puanın daha da önemi var. Hakikaten çok e, kritik bir yarış oldu. E, beklenen o liderlik çekişmesini, liderlik hatanı görmedik sonlarda. E, ama oraya gelene kadar... Mercedes ve Red Bull'un taktik hamleleri, Hamilton ve Verstappen'in çok üst düzey sürüşleri gerçekten yarışa renk kattı diyebiliriz. Öyle muhteşem bir yarış olduğunu söyleyemeyiz. Ama hani bu yoğun mücadelede sezonun önemli aslında yarışlarından birisini izlememizi sağladı. Sırada tabii bir üçleme var. Üst üste Meksika, Brezilya ve yeni yarış Katar. Ondan sonra iki hafta üst üste Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'deki yarışlarla Sezona son noktayı koyacağız. Son çeyreğe girdik artık. 5 yarış var. Müthiş bir sezon devam ediyor. Umuyorum bu şekilde çekişme sürecek ve e, son yarışa kadar giden bir şampiyona izlemeyi hayal ediyorum. Umuyorum, dileklerim gerçekleşir. Her zamanki gibi Sokrates ekranlarında bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda görüşene kadar hoşça kalın mutlu kalın ve Sokrates'ten ayrılmayın.